biliyor musun? Ben okulu kazandığımda ablam bana öyle bir bakmıştı ki. O kadar gurur dolu bakmıştı ki hiç unutmam o bakışı. Beni okutmak için her şeyi yaptı. Bak boş laf değil ha. Vallahi yemedi yedirdi. Giymedi giydirdi. Yaşamadı yaşattı o beni. Bir gün böyle çıktım ben okuldan. Nasıl yağmur yağıyor ama. Hava buz. Öyle göz gözü görmüyor. Neyse ben zar zor attım kendimi eve. Tabii sırılsıklam oldum. Geçtim içeri. Ablam koştu içeride hemen geldi yanıma. Elinde bir çift erkek botu. O yağmurda çıkmış, bana bot almış biliyor musun? Ayaklarım üşümesin istemiş. Kendi ayağında yazlık ayakkabı, bir bez parçası. Bana bot almış, düşünebiliyor musun? Sonra çıktı kapının önünden o bez parçası. O zamanlar soba var tabii. Sobanın koyduğu yanına. Ayakkabı emmiş suyu. Kurutmak için kaç saat uğraştı. Kendi hayatını yaşamadı benim ablam. Dedim ya. Yaşamadı, yaşattı. Ve bak tek bir gün kocunmadı bundan biliyor musun? Sanki olacakları hissetmişim gibi yolculuğa başlamadan önce aradım onu. Aradım dedim şu günler hatırına bir teşekkür edeyim ablama, bir gönülden teşekkür edeyim. İzin vermedi biliyor musun? İzin vermedi hem de azarladı beni. Sen dedi, oğlum sen nefes için aynısını yapmaz mıydın? Yapardım dedim abla. Yapmaz olur muyum yapardım. E tamam işte oğlum dedi yani ben de senin için yaptım onları büyütecek bir şey yok. Kapattı öyle bunu kestirip attı. Bir tanem benim. Ben gideyim, su alayım geleyim bize. En son görüştüğümüzde Hira ile kardeş olduğumuzu söylemişti. Onu söylemeye geliyordu sanırım. Sabahma ne olur dayan. Beni bu sırla baş başa bırakma lütfen. Bu harcı benim omuzlarıma yükleme ne olur.